Selamlar güzel insanlar, umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün José Saramago'nun Körlüğü kitabını okudum. 1998 Nobel Edebiyat Ödüllü bu kitabı okurken başımdan geçenleri ve kitabı birazcık sizinle konuşmak istedim. Öncelikle kitabı okumaya başladım ve ilk 50 sayfasında çok mutluydum. Dedim ki farklı bir konu, oha çok iyiymiş falan. Harbiden herkes kör olsa nasıl olur falan dedim. Ama ondan sonra 50 sayfadan sonra cidden bir bunalım yaşadım. İnsan ırkını sorguladım. Dedim ki biz bu kadar kötü müyüz? Cidden hani biz hiç iyi değiliz, hayvanlar bizden daha etik yaşıyorlar. Biz çok şerefsiziz, biz şöyle sürekli böyle insan ırkına saydırdım. Kendimi de içine koyarak tabii ki de. Ondan sonra kitabı okumak çok zordu. Hani çünkü kitapta yazar sadece nokta ve virgül kullanıyor. Ve direkt sayfa çeviriyorsunuz böyle yazı. Hiç es yok, hiç ara yok. Ve sadece nokta virgül, konuşmalar virgülle ayrılıyor. O yüzden okurken bayağı zorlandım. Kitabın konusuna gelecek olursak, kitabın konusu trafikte durduk yere hiçbir şey olay yokken kör olan bir adamla başlıyor. Bu adam doktora gidiyor, göz doktoruna ve bakıyorlar hiçbir fizyolojik sıkıntısı yok. Ama adam kör oluyor ve değişik bir körlük yani. Diyor ki süt denizinin içindeymişim gibi hissediyorum gibi bir şey söylüyor adam. Yani bembeyaz görüyor. Sonra bu körlük bulaşıcı olmaya başlıyor. Sonra devlet de buna bir el koyuyor ve bütün körleri bir eski akıl hastaneye atıyorlar. Oraya da İşte yardımlar, yemekler falan gönderiyorlar ama çok katı kuralları var oralarında. Çok katı kurallar koyuyorlar ki yani düzen bozulmasın diye. Ama tabii ki de düzen de bozuluyor. O yardımlar da gecikmeye başlıyor. Bu olaylardan sonra da oradaki köylülerin yaşadığı hikayeyi aslında birazcık anlatıyor bize. Ve kitabı okurken bir de şundan da zorlandım. Yani yazar hani körsek isimlerinin ne anlamı var falan filan gibi mi baktı tam bilmiyorum ama hiç isimden bahsetmiyor. Yani belki yazarın huyu da budur. Okuduğum ilk kitabı yazarın. Ve yani göz doktoru, göz doktorunun karısı, ilk kör, göz doktorunun sekreteri. Hani böyle bahsediyor karakterlerden. Hiç isim yok. Hiç ülke yok. Yani coğrafya yok. Hiçbir şey yok. Yani bilinmeyen bir memlekette, bilinmeyen bir şehirde ve bilinmeyen isimlerle. Yani bu birazcık şey herhalde. Hani bir ırkı kötülemek için yani mesela Portekizleri kötülemek için ya da işte Türkleri şey yapmak için değil de direkt insan ırkına yazılmış bir kitap gibi. O yüzden öyle olduğunu düşündüm ben. Bilmiyorum. Herkes farklı da düşünebilir. Kitabı ben beğendim ama okurken çok zorlandım. Cidden hani sonunu bitirmeye motivasyonu zor bulduğum kitaplardandı. Hatta bu kitaptan sonra birazcık daha eğlenceli kitaplar okumak istiyorum şu an. Diğer kitabı alırken de buna özen göstereceğim. Benim kitap hakkında görüşlerim, deneyimlerim, söyleyeceklerim bu kadar. Kitapta 334 ya da 331 sayfa falan gibi. Hani böyle uzun. Bir de dediğim gibi paragraflar böyle yazı olduğu için birazcık sıkıyor. Okuyabilirseniz okumanızı öneririm. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.